Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Revit etiket feminist oluşturma ve etiket feminlerinde parametre kullanımı ile ilgili bir webinar yapacağız. Webinarda bana eşlik edecek olan arkadaşım Buse Ölmez Çelik. Kendimizi kısaca tanıtalım. Adım Erman Ayaz, enerji sistemleri mühendisiyim. Yaklaşık 5 yıl kadar üst yapı projelerinde proje mühendisliği ve BIM uzmanlığı görevlerini üstlendim. Proto Altar bünyesinde BIM 360 ve Revit MEP konularında eğitim ve danışmanlıklar vermekteyim. Buyurun Bursa'nın sizi kısaca bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Herkese merhaba tekrardan. Ben Buse Ölmez Çelik. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 7 yıl kadar büyük ölçekli altyapı ve üstlük projelerinde proje mühendisi olarak görev aldım. Şu anda Proto Altar'da da Revit MEP ve özellikle Navisworks Manage konularında eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmetleri veriyorum. Teşekkür ederiz. Bugünkü webinar içeriğimizde değineceğimiz konular Revit Family nedir? Revit Family kategorileri nelerdir? Revit etiket Family'si nedir? Ne işe yarar? Revit parametresi nedir? Revit etiket Family'si ile parametre oluşturma ve bunlarla ilgili küçük böyle biraz örnek göstereceğiz, uygulama yapacağız. Ben sunumu devam etmesi için sözü Buse arkadaşıma bırakıyorum. Buyurun Buse Hanım. Teşekkürler tekrardan. Erman Bey'in de bahsettiği gibi konu başlıklarımızdan bir tanesi Revit Family nedir? Aslında zaten hepiniz birçoğunuz bu konuyu biliyorsunuz. Biz bunu birazcık daha açtık aslında. Revit içerisinde her bir parça elemana aslında biz family diyoruz. Ve bu familyleri genel olarak da iki kategoriye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi sistem familyler ve diğeri loadable familyler olarak ayrılıyor. Sistem familyler nedir? Revit'i açtığınızda içerisinde hiçbir elemanınız yokken, familyiniz yokken yüklü olan familyler vardır. Bunlar sistem familylerdir. Bunlar duvarlar, kanallar, borular, cable tray dediğimiz kablo tavaları veya stairler, merdivenlerimiz ya da rampalarımız. Bunların hepsi birer sistem feminist'tir. Bunların malzemelerinde çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. İçlerine istediğiniz dataları atayabilirsiniz ve bunların isimlerini değiştirebilirsiniz. Veya termal özellikleri gibi birçok mekanik, elektrik veya yapısal özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bu gibi işlemlerin tamamını yapabilirsiniz. Renklendirmeler yapabilirsiniz. İşte bunların hepsi Revit içerisinde zaten yüklü olan ama bir takım değişiklikleri yapmanıza izin veren familylerdir ve bunlara sistem family denir. Bunları başka bir dosyaya aktarmak istediğinizde yalnızca ve yalnızca arka planda olan başka bir Revit dosyasına copy paste yoluyla aktarabilirsiniz. Bu değişikliklerle beraber aktarmak istediğinizde. Ancak loadable familyler .rfa uzantılı dosya familyleridir. Bu familyleri üretici firmaların kataloglarından indirebilirsiniz. Çeşitli internet sitelerinden indirebilirsiniz. Veya kendiniz herhangi bir üretici firma kataloğuna göre kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bunların BIM'de LOD dediğimiz detay seviyeleri vardır. Çeşitli detay seviyelerinde familyler oluşturabilirsiniz veya indirebilirsiniz. Projelerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle mekanik ve elektrik disiplinlerde birçok datayı almamızı, birçok hesabı yapmamızı sağlayan dataları barındırır içerisinde bu familyler. Bunları dışarıya aktarabilirsiniz harici olarak ve dışarıdan harici olarak dosyalarınıza ekleyebilirsiniz. Başkalarına gönderebilirsiniz. Ve içerisinde çeşitli editlemeler, bunlar geometrik editlemeler olabilir veya datasal editlemeler olabilir. Bu gibi editlemeleri yapabilirsiniz. Alttaki resimde birkaç tane örneğimiz var. Bunlar pompalar olabilir veya dış üniteler olabilir, kapı pencere gibi elemanlar olabilir. Bunların çok çeşitli tipleri ve boyutları vardır. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Şimdi Revit Family kategorileri nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Sistem familylerinden ve loadable familylerin ne olduğundan kısaca bahsettik aslında. Neydi sistem familyler? Revit'in zaten içerisinde bulunan kanal, boru, kablo tavası, döşeme, asma tavan, merdiven, çatılar, rampalar ya da korkuluklar, yapısal kolonlar gibi elemanlardı. Loadable familyler ise ne dedik? Nokta RFA uzantılı aslında tüm familyler dedik. Kapı, pencere, mobilya gibi mimari familyler ya da mekanik ve elektrik ekipmanlar ya da menfezler, sprinklerler, aydınlatmalar, aksesuarlar gibi elemanlar dedik.
Bunlar family kategorisidir. Örneğin mekanik bir elemanınız varsa, bir mekanik klima dış üniteniz var. Bu mechanical equipment kategorisinde bir family'dir. Bir elektrik anapanınız varsa, bu electrical equipment kategorisinde bir family'dir. Bir menfeziniz varsa, farklı bir sürü menfeziniz olabilir. Bunların hepsi genel olarak air terminal kategorisindedir. Ya da sprinklerleriniz varsa, upright, pendant veya sidewall, duvar tipi sprinklerlerinizin tamamı sprinkler kategorisindedir. Aydınlatma elemanlarınız, tüm aydınlatma elemanlarınız, tipi veya boyutu veya içerisindeki datalar ne olursa olsun bunların hepsi lighting fixture kategorisindedir. Ya da kanal ve boru bağlantı elemanları fitting kategorisindedir. Kanal fittingi ise, kanal bağlantı elemanı ise duct fitting veya boru elemanı ise, boru bağlantı elemanı ise pipe fitting kategorisindedir. Burada unutmamamız gereken tek şey şu, kanallar ve borular birer sistem family iken, yani Revit'in içerisinde zaten yüklü olan familylerken, kanal ve boruların bağlantı parçaları dediğimiz fitting elemanları dışarıdan harici olarak yüklenebilen, editlenebilen .rf uzantılı familylerdir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine kategori dediğimizde kanal kategorisi, duct kategorisi veya boru kategorisi bir pipe kategorisidir. Ya da kablo tavası bir cable tray kategorisindedir. Revit'te çok çeşitli kategoriler bulunur. Önemli olan bunların hangi kategoriye dahil olduğunu bilmek, etiket familylerini yaparken de ona uygun kategoriye göre etiketlendirmelerini yapmaktır. Bir sonraki slaytımıza geçebiliriz. Etiket, yani bizim deyimimizle tag family'si nedir? Etiket family elemanları hem sistem family'lerine hem de loadable dediğimiz dışarıdan yüklenebilen .rf uzantılı family elemanlarındaki çeşitli bilgileri otomatik olarak projede gösterebildiğimiz birer family'dir. Etiket family'leri de diğer loadable family'ler gibi dışarıdan yüklenebilirler. .rf uzantılı olan family'lerdir. Veya başka yerlere aktarılabilirler. Başka projeye kolaylıkla aktarılabilirler. Burada dikkat edecek olursak bir wall, bir duvarınız varsa, bir wall elemanınız varsa buna atacağınız etiket family'si wall tag olarak geçer. Bir kanal elemanınız varsa buna atacağınız etiket family'si ise duct tag olarak geçer. Veya bir air terminal'ınız, bir menfeziniz varsa ona atacağınız family de otomatik olarak air terminal tag olarak geçecektir. Family'nin kategorisine göre atacağınız etiketleme elemanının kategorisi de değişmektedir. Aşağıdaki resimlerde örnekler görüyorsunuz. Örneğin bir door kapı elemanı var ve buna attığınız tag bir door tag olarak geçer veya bir duvar elemanınız var örneğin. Buradaki taginiz ise bir wall tag olarak geçer. Yine geçebiliriz Erman Bey. Şimdi Revit parametresi nedir? Aslında bizim burada anlatmak istediğimiz daha çok herhangi bir etiket family'sinde parametrenin kullanımı. Parametreler bir elemanın bilgi ve özelliklerini göstermek veya o elemandaki bir bilgiyi kontrol etmek için kullanılıyor. Bunlar projede Revit'i açtığınızda arayüzde Manage altında gördüğünüz parametrelerdir. Genel olarak 4 çeşit parametre vardır diyebiliriz. Manage altında yalnızca Project Parameters, Shared Parameters ve Global Parameters'ları görürsünüz. Bir de family'lerin editleme ekranlarında edit family dediğinizde herhangi bir family, bu tag family'si de olabilir, başka bir loadable family de olabilir. Bu tag family'sine veya family'yi editleme ekranınızda çıkan family parametreleriniz vardır. Bunlarla bugün daha çok işlem yapacağız. Gelin beraber bu parametrelerin ne işe yaradığına bakalım. Çünkü bu parametreleri projelerimizde çokça kullanıyoruz. Project Parameters dediğimiz parametreler projedeki tüm az önce bahsetmiş olduğum kategorilere göre birden çok öğeye eklenebilen ve yalnızca o projeye özel parametrelerdir. Örneğin bir sheet'iniz var. Buna title block kategorisinde bir antetiniz var diyebiliriz. Bir antet family'niz var ve buna bir revizyon numarası diye Türkçe bir parametre eklemek istiyorsunuz. O zaman burada yapmış olduğunuz Project Parameters ile yapmış olduğunuz parametreyi
Buradaki weave taglere veya sheetlerinize aktardığınızda yalnızca o projede görüntülenen bir parametre olur. Bizim en çok kullandıklarımız ve en sevdiğimiz aslında shared parametrelerdir. Bunların project parameters'tan tek farkı, bunlar da yine her kategoriye aktarılabilen parametreler, dışarıya text dosyası olarak kaydedebiliyorsunuz ve bu text dosyalarını farklı projelerinize çağırabiliyorsunuz. Birden çok yaptığınız ve sürekli yaptığınız farklı parametreler varsa bunları her seferinde her projenizde oluşturmanıza gerek yok. Tek bir seferde bir grup altında bir shared parametre oluşturarak dışarıya kaydedip daha sonra bu parametreyi projenize sürükle bırak yöntemiyle veya aç yöntemiyle kullanarak herhangi hızlı bir şekilde tekrardan ekleyebilirsiniz. Tekrar tekrar yapmanıza gerek yoktur. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi bunlar listelenebilen parametrelerdir. Yani listelenebilenler kastımız projenizdeki tüm schedule'larınızda bu parametreyi kullanabilirsiniz. Bir fiyat diye bir parametre yaptığınızda ve bunu fiyatlandırmasını yapmak istediğiniz familylerinize atadığınızda bu parametreyi tablonuzda fiyat parametresini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz içerisine formül de yazdırabilirsiniz. Global parametrelerimiz ise aslında project parametreler gibi projeye özgü parametrelerdir. Ancak öğe kategorisinden bağımsızdırlar. Bunlar basit kategorilerdir. Ne demek istiyoruz? Bir elemanınız var, bir klima elemanınız veya bir pencere elemanınız var. Yerden belli bir yükseklik vermek istiyorsunuz. Diyelim ki 2 metre yükseklikte, yerden 2 metre yükseklikte bir elemanınızı yerleştirdiniz ve tüm bu tipteki elemanları yerden 2 metre yükseğe yerleştirip otomatik bir şekilde global parametresiyle yapabilirsiniz. Global parametreleri genelde çok kullanılmaz ama bu tarz bir kendi yeteneği vardır. Family parametrelerden bahsedecek olursak da familylerinizde boyutlar veya malzemeler gibi family'nin değişken değerlerini kontrol ettiğiniz family'ye özel parametrelerdir. Bakın family'ye özel diyoruz. Bu parametrelerimiz her bir family için ayrıca yapılan parametrelerdir. Dilerseniz family'lerinizde shared parametreleri de kullanabilirsiniz. Ancak ben bir parametre yapacağım ve onu yalnızca bir kere kullanacağım diyorsanız yine family parametreleri kullanmanız oldukça mantıklı. Bir family'nin parametrik family'ler vardır. Boyutları otomatikman projede değiştirilebilen family'lerdir bunlar. Ve bunlar için family parametreleri veya shared parametreler gibi parametreleri kullanmanız kesinlikle şarttır. Şimdi bunların daha iyi oturması için birkaç örnek yapacak Erman Bey bize. Bu uygulama esnasında da ben sözü yine Erman Bey'e bırakıyor olacağım. Teşekkür ederim Buse Hanım. Sunumunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, örnek bir projemiz var. Bu projemiz üzerinde size bazı tag örnekleri oluşturmaya çalışacağız. Başlangıçta bir pencere etiketi oluşturarak, etiket feminisi yani tag feminisi oluşturarak başlayabiliriz. Annotation sekmesi altında tag by kategori seçeneğini tıkladığımızda etiket feminimizi aktif hale getirmiş oluyoruz. Etiket family'imizi penceremizin üzerine geldiğini, yandığını, duvarın üzerine geldiğini veya elektrik ekipmanının üzerine geldiğini, yandığını görüyorsunuz komutumuzu çalıştırdıktan sonra. Şu anda projemizde bir tag family'si yok. Dolayısıyla tag family'imiz olsaydı direkt üzerinde de çıktığını görecektiniz. Şimdi penceremizi tıklıyorum. Fakat içeride hiçbir etiket family'si olmadığı için bizi yüklememiz için yönlendiriyor. Evet seçeneğini tıkladığımızda Revit kütüphanesine erişiyoruz. Bu Revit yüklü olduğunda zaten hali hazırda Revit'in kendi template'lerini bulunduğu, herkeste olabilen bir family grubu. Buradaki etiket family'lerin hepsini kendimize göre değiştirebilir, buradan alabiliriz veya direkt burada aldığımızda kullanabiliriz. Ama genellikle uygun olmuyor, dolayısıyla değiştirmemiz gerekecek. Bir pencere olduğu için ben buradan kategori olarak, Buse Hanım'ın da bahsetmiş olduğu, eğer ki bir pencere family'si ise ben de buradan pencere tagini içerisine almak durumundayım. Window tag'i alıyorum. Pardon. Architecture'ın içerisine girmem gerekecek. Buradaki tag'i almam gerekecek. Evet. Şimdi tag'imizi koyduk fakat burada 23 diye bir parametrenin yazımı var. Bu bizim işimize yaramayacak. Biz penceredeki farklı parametreleri görüntülemek istiyoruz örnek verecek olursak. Etiketimizi tıklıyoruz.
Etiketimize tıkladığımızda yukarıda Edit Family seçeneğini görüyoruz ve Etiket Family'nin içerisine giriyoruz. Girdikten sonra gördüğünüz gibi burada parametreye tıklıyoruz. Bu parametre gösterimini sağlayan araç Label. Family'mizin içerisinde Create dediğimizde şurada Label seçeneği var. Bu label'lar bizim family'lerimizin üzerindeki bütün parametreleri listeleyen, bunları değiştirebildiğimiz, ekleyebildiğimiz, çıkarabildiğimiz araçlar. Şu anda mevcutta bir tane olduğu için ben ekstra bir tane daha eklemek istemiyorum. Ve etrafında bir geometrik şekil görüyoruz. Bu geometrik şekli siliyorum. Dilersek biz de bunları yeniden oluşturabiliriz. Burada line seçeneği var. Buradan istersek böyle bir prizmatik bir şekil yapabiliriz. Bir kare çizebiliriz veya yuvarlak yapabiliriz böyle bu şekilde. Genelde bu şaf gösterimlerinde vesaire de yuvarlak şekilde gösterimler sağlanabilmektedir. Ben şu anlık bir etrafında bir şey göstermeyeceğim. Label'ımı tıkladığımda burada label'ımı edit edebiliyorum. Label'ımı edit etme seçeneğine girdiğimde bana bir kutucuk açılıyor. Bu kutucukta Windows parametrelerin hepsini burada listeleyebiliyorum. Eğer bu başka bir kategoriye ait olsaydı buradaki parametrelerde değişiklikler olacaktı. Örneğin bir duvar olsaydı, bir mekanik ekipman olsaydı ona ait olan parametreleri görüntüleyebilecektik. Şimdi ben penceremle ilgili bir yükseklik, bir de genişlik gösterimi yapayım. Yani yüksekliğini ve genişliğini etiketimle görmek istiyorum. Burada ön hat ve son hat ekleyebiliyoruz. Yani önüne bir sembol bir şey koyabiliriz. Örneğin koyalım. Mesela yükseklik için şöyle H yapalım. 2 nokta üst üste. Bir de W yapalım. Genişlik ve şey sembol etmesi için. Sonuna milimetre olarak burada birim, yani birim yazabiliriz veya başka bir gösterim yapabiliriz veya bir sonuna bir eklememiz gereken bir şey olursa onu yapabiliriz. Ben milimetre olarak görmesini istiyorum ama burada görüntülemek istemiyorum açıkçası. Ve buradaki eklediğimiz parametrelerin buradan parametre unitlerini kontrol edebiliyoruz. Tıklıyorum. Bu seçeneği tıkladığımda burası aktif olacaktır. Burada unit sembol var. Ben sembolünü görmek istediğim için buradaki unit sembolünü milimetreye getiriyorum. Okey diyorum ve yükseklikle ilgili parametremin artık birimi de görünecek planlarımda. Aynı işlemi buna da yapıyorum. Okey. Burada break seçeneği var. Buraya tıkladığımızda eğer ki biz bunu seçmezsek ve buraya 5-6 tane bir parametre eklediğimizi varsayarsak hepsini yan yana olarak sıralayacak. Bunu tıkladığımızda üst üste dizebilmemize olanak sağlıyor. Bunu seçiyorum ve okey diyorum. Biraz büyük görünüyor. Bununla ilgili ayarlamalarla da label'ımızı tıkladığımızda burada edit type seçeneğine girdiğimizde grafik ayarlarını ve yazı boyutları ile ilgili değişikliklerimizin hepsini buradan yapabiliyoruz. Rengini değiştirebiliriz. Rengi şu anda siyah kalabilir. Yazı genişliğini değiştirebiliriz. Dilerseniz background'unu ayarlayabilirsiniz. Transparan veya opak yapabiliyorsunuz. Eğer ki çok böyle arkasını görmek istemiyorsanız bir borunun üzerine, bir filmin üzerine tamamen arkası hiç görünmeyecek şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Show border seçeneği var. Show border seçeneğini seçtiğimizde şu etrafında görmüş olduğunuz mouse üzerine getirdiğinde yanan o etrafındaki çerçeveyi aktif etmiş oluyorsunuz. Bunu aktif etmek istiyorum ve planlarımda o çerçeveyi görmek istiyorum. Devamında leader border offset var. Bu da tagimin çizgisinin tagi olan uzaklığını ayarlayabileceğim bir birim. Dilerseniz bunu da değiştirebilirsiniz kendi projenize göre. Şu anda ben böyle kalmasını istiyorum. Text fontunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz burada hani kendi altlıklarınızda veya kendi şirketinize ait bir font varsa kullandığınız onu geçebilirsiniz. Şu anda araya kalabilir. Text size'ımızı biraz küçültelim. Top size'ımızı da yarı yarıya küçültelim. Çok büyük görünmesin. Buradan istersek kalın, italik ve altı çizili olacak şekilde seçenekler var. Bunları ayarlayabiliriz. Mesela italik gösterimini biz seçelim. Ve aynı zamanda genişlik faktörünü de buradan ayarlayabiliyoruz. Okey diyorum. Ve zaten burada değişiklikleri gördüm. Biraz önce dikkat ettiyseniz bu etrafındaki çerçeve aktif olmuyordu. Ben üzerine gelince aktif oluyordu. Ama şu anda ben show border seçeneğini seçtiğim için artık aktif hale geldi ve hep aktif duruyor. Aynı zamanda burada kategorileri de görüntüleyebiliriz. Burada Buse Hanım'ın bahsetmiş olduğu bütün kategoriler mevcut. Biz bunu şimdi bir pencere tagi olarak içeri aldık fakat ben bunu tamamen bunun dışında bir family haline dönüştürebilirim. Örnek veriyorum bir air terminal tag yapabilirim. Air terminal tag yaptığımda sadece air terminal'a atılabilen o kategoriye ait bir tag haline dönüşmüş olacak. Buradan bunu da değiştirebilirsiniz veya direkt kütüphaneden ona ait tagi alıp değiştirip sonrasında koyabilirsiniz. Aynı zamanda şurada bir seçenek daha var. Rotate with component diye. Burayı seçtiğimizde bizim tagimiz elemanlarımızla yani family elemanlarımızla beraber hareket etmekte ve
Dikey de koyuyorsak etiketimiz de dikey, yatay da koyuyorsak etiketimiz de yatay oluyor. Bunu seçmediğimiz takdirde biz kendimiz müdahale edebiliyoruz. İster dikey, ister yatay yapabiliyoruz. Ben kendimiz müdahale edebilecek şekilde bırakıyorum. Bunu göstereceğim planda. Okey diyorum ve yüklüyorum. Yüklediğimde planda siz de görüntülüyorsunuz. Birimi de gelmiş ve aynı zamanda gösterilimde oluyor. Bunu şöyle bir sola çekiştiriyorum. Bu klavyenizden boşluk tuşuna bastığınızda yatay ve dikey olarak değiştirebiliyorsunuz. Ama biraz önce size bahsetmiş olduğum seçeneği tıklı olsaydı bu şu şekilde duracaktı ve sizin elemanınızın duruş pozisyonuna göre hep ona paralel olacak şekilde planlarınızda görüntülenecekti. Şu anda ben onu seçmediğim için istediğim gibi değişiklikler yapabiliyorum. Başka bir family içinde bir etiket family'si oluşturalım. Yine annotation sekmesine giriyorum. Tag by kategori seçiyorum. Bu sefer de bir kapı family'si için bir etiket oluşturalım. Tıklıyorum. Yine kütüphaneme yönlendiriyor. Bir de şunu göstereyim buraya girmeden önce. Bu Revit'in son sürümlerinde gelmiş bir özellik. Pardon. Burada Load Autodesk Family sekmesi bulunuyor. Buraya tıkladığımızda bizi bir cloud'a atıyor ve bu artık mevcutta ofiste bulunan bilgisayarlarımızın hard disklerinde kayıtlı olan kütüphanemin dışında sanal olarak da erişebileceğimiz bir kütüphane haline geliyor. Burada da yine annotation sekmesi var. Burada da bütün oradaki kütüphanenin aynısı olacak şekilde bütün her şeye erişebiliyorsunuz. Buradan da isterseniz indirebilirsiniz, çıkarabilirsiniz, işte değiştirebilirsiniz. Kendinize göre bir kütüphane oluşturup bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz vesaire. Tekrardan devam edelim. Annotation sekmesine geldim. Tag by kategoriyi tıklıyorum. Ve kapı family'si oluşturacağım için onu tıklıyorum. Yine kapı family'im olmadığı için beni yönlendiriyor. Ve buradan bir template'lerden bir kapı family'si ekliyorum. Üzerine geldiğimde yanıyor. Pencere oluşturduğum için pencerenin üzerine geldi. Komutu bir kere çalıştırdığınızda hangi family'nin üzerine geliyorsanız o family ile ilgili etiketiniz varsa direkt aktif oluyor. Şu anda mesela elektrik ekipmanı ile ilgili yok. O yüzden aktif olmuyor. Fakat ben de bu gösterimi yine düzenlemek istiyorum. Çünkü bu bana uygun değil. Burada bir yine mark parametresini görüyoruz. Ben bunu değiştiriyorum. Yine edit family diyorum. Burada farklılık olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya iki tane label ekleyebiliriz. Bir label'ı farklı ayarlamalar yapıp diğerini farklı ayarlamalar yapabiliriz. Burada öyle bir gösterim yapalım. Tıklıyorum ve edit label'ıma giriyorum. Mark seçeneğini çıkarıyorum. Ve buraya bir family name olacak şekilde ismini görebileceğim şekilde ekliyorum. Başına ve sonuna bir şey eklememe gerek yok. Sadece ismini görüntüleyeceğim için. Okey diyorum. Yeni bir label daha ekliyorum. Bu label'da da yükseklik ve genişliği görüntüleyeyim. Biraz önce de yapmış olduğumuz gibi başlarına şöyle kısaltmaları yaparsak. Sonuna yine bir şey eklemiyorum. Üst üste gelmesini istiyorum. Buradan yine parametre unitine tıklıyorum ve milimetre olarak görüntülenmesini istiyorum. Fakat şöyle, şimdi buradaki ayarlarını da yapmak istiyorum. Biraz önceki yazı fontunu, rengini vesairesini ayarlamıştım. Fakat burada gördüğünüz üzere bir tane type var. Ben bu type'ı arttıracağım. İki katını çıkaracağım. İki katını çıkardığımda biri için farklı, biri için farklı düzenlemeler yapabileceğim bunu. Duplicate ediyorum. Bir tane daha 3 mm oluşturacak şekilde yapıyorum. Bunun bir tanesini kırmızı renkte yapalım. Bu family name olsun hatta bizim için. Tıklıyorum. Yine show border olarak görünmesine gerek yok. Transparan kalsın. Yazı fontlarını, yazı size'ını düzenliyorum. Yine bu family name olacağı için ben bunu kalın görünmesini de isteyeceğim. Okey diyorum. Aslında şu ikinci oluşturduğum parametre için düzenlemeler şu anlık yeterli. Bir de birinci için bir kontrol edelim. Yine onun da yazı yükseklikleri ile ilgili bir değişiklik yapalım. Bu da itelik görünsün. Okey diyorum. Değişmiş oldu. Şu anda ikisi de aynı. Çünkü değişiklikleri yapmadım. Bu family name'ini yeni oluşturduğumu atıyorum. Kalın şekilde görünüyor. Bu da zaten direkt kendisi kaldığı için italik ve yazı büyüklükleri ayarlanmış oluyor. Bu şekilde yüklüyorum. Ve gördüğünüz üzere family'imin
ismini görebiliyorum ve birim ayarını yapmamışım. H yüksekliğini görüyorum. Genişliği de görüyorum fakat birimini görmüyorum. O yüzden bizi yanıltıyor. Kusura bakmayın. Tekrardan giriyorum. Onun birim atamasını şimdi yapacağım. Böyle. Tamamdır. Birim görmediğim için bizi yanılttı. Evet. Tabii ben biraz kaydırdım için şuraları boşluk oldu. Burayı tabii ki kendimiz kişisel olarak istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Devam edelim. Bir de aydınlatma için bir etiketleme oluşturalım. Yine ateşin sekmesine geliyorum. Tek by kategori seçiyorum. Bir de aydınlatma elemanım için bir yükleme yapacağım. Tabii bu architectural klasörün içerisinde olmayacak. Geri çıkıyorum. Electrical seçeneğine giriyorum. Buradan light'ı bulacağım. Evet. Buldum. Şu anda bir etiketi aldım içeri ve koydum. Fakat gördüğünüz üzere boş bir etiket geldi. Çünkü bu etiket parametresi şu anda benim filmimin üzerinde bir değer olmadığı için boş olarak gösteriyor. Bunu da tekrardan düzenleyelim. Etrafımdaki geometrik şekli görmek istemiyorum. Silebilirim. Tıklıyorum. Family name'ini ve elektrik dataları parametresini görüntülemek istiyorum. Yine önüne ve sonuna eklemeler yapabilirim. Alt dışlı kalmasını istiyorum. Okey diyorum. Biraz yazı yükseklikleriyle oynayacağım. Çok tabii bu yazılışma da sanıyorum dikkat etmek gerekiyor. Her bir tag'e göre, tag kategorisine göre aslında Revit içerisindeki sabit label'lar, sabit datalar değişmekte. Örneğin az önceki Door'da bir electrical data label'ını görüntüleyemiyorduk. Ama tag kategorimiz evet. artık lighting fixture tag olduğu için tabii artık electrical data ve benzeri elektriksel özellikleri bu tag kategorisinin içerisinde label'larda sabit bir şekilde görüntülüyor olduk. Evet, kesinlikle. Yani biz hangi kategoride bir family etiketleyeceksek onun kategorisine ait bir tag'i aldığımızda ona ait olan parametreler listeliyor ve bize onlar üzerine değişiklikler yapabiliyoruz. Teşekkür ederim Buse Hanım. Biraz yüksekliklerimi değiştiriyorum. Okey diyorum. Bir de italik göreyim burada. Buradaki text ayarlama içinden italik seçtiğimde artık italik olacak. Bunu da yükledim. Şimdi 3 tane etiket oluşturduk. Birkaç tane etiket yapmamın bir sebebi var. Bu etiketleri biz normal günlük projecilikte bunlar bizim adam saat olarak da bize bir kayıp oluşturan şeyler, zaman alan şeyler. Dolayısıyla annotation sekmesi altında tag all seçeneği var. Buraya girdiğimizde bazı kategoriler ve yüklemiş olduğunuz semileri görüntüleyebiliyorsunuz. Burası sizi yanıltmasın. Yani eğer ki içerisinde yüklü olan tagleriniz varsa onları listeliyor. Yani yeni bir mekanik ekipman tag'i eklerseniz onu da burada görüntüleyeceksiniz. Şu anda benim programda mevcut olan tagleri burada görüntüleyebildiğim için bu kadar az görünüyor. Bir seçenekte burada include element from linked files var. Eğer bu seçeneği seçersen projemde yüklü olan projeme link olarak çağırmış olduğum bir dosya varsa örnek veriyorum bir mekanik tesisat projesi. O tesisat projesiyle ilgili üzerinde etiketlemeler yapabilmem olanak sağlayacak. Şu anda benim projeme bir linkli bir dosya olmadığı için onu seçmiyorum. Fakat biraz önce oluşturmuş olduğumuz kapı, pencere ve elektrik ekipmanlarım vardı. Onları seçiyorum. Elektrik ekipmanınızla ilgili birden fazla da etiket family'si yüklü olabilir. Buradan bunları değiştirebiliyorsunuz. Altta leader seçeneği var. Bunu tıkladığımda bu şekilde böyle çizgisi olacak şekilde bize atıyor. Aksi halde direkt bunu seçmezsen üzerine atacak. Leader uzunluğunu ayarlayabiliyorum ve yatayda mı dikeyde mi atmamı seçmeme olanak sağlıyor. Okey diyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında birçok hani seçtiğim kategorilerin hepsine etiket atmış oldu. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Hani üst üste binebiliyor. Bunları çekiştirebiliriz. Örnek verecek olursa bu kapı etiketini şurada tutabilirim. Yani bunları çekiştirmek belki biraz daha işimize gelebilir. Hepsini tek tek atıp tek tek çekiştirmek vesaire. Bu bizim daha fazla zamanımızı alacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir çözüme gidilebilir. Bu tek all seçeneğini kullanabiliriz. Kısmi de attırabiliriz. Hepsini bir anda da attırabiliriz. Tamamen bizim kontrolümüze gelişebilir. Bir de bir shared parametre oluşturup bu shared parametreyi aynı zamanda etiket family'sinin içerisine de yükleyip
İkisi de görüntülemeyi göstermeye çalışacağım. Elektrik ekipmanımı tıklıyorum. Bu da bir family, bu da bir family. Dolayısıyla bütün familylerimizin içerisine tıkladığımızda şurada edit family seçeneği çıkıyor. Bunu tıklıyorum. Ekipmanımızın içine giriyorum. Burada type seçeneklerini görüntüleyebildiğim bir araç var. Şu kısımdan tıkladım Properties'tan. Buraya girdikten sonra buraya yeni bir parametre oluşturuyorum. Şu alt kısmı görmüş olduğunuz ucunda yıldız olan yeni bir parametre oluşturacağımız buton. Burada bize iki tane seçenek çıkıyor. Bir family parametre, bir de shared parametre seçeneği. Dilersek family parametre de oluşturabiliriz, shared parametre de oluşturabiliriz. Fakat family parametre oluşturduğumuzda bu sadece family'nin içerisinde gömülü olan bir parametre olacağı için ben bunu etiket family içerisinde tutup seçip gösterimini sağlayamayacağım. Oysa Hanım'ın da biraz önce sunumda bahsetmiş olduğu gibi hani paylaşılan parametreyi kullanmamızı en çok bununla ilgili işlem yapmamızın sebeplerinden biri o. Burada shared parametre olarak kullandığımızda schedule'ımızda görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda etiket family'sinin içerisine de onu dahil edebiliyoruz. Yani bunu tamamen kurgumuzun içerisinde kullanabiliyoruz. Burada select diyorum. Şu anda hiç oluşturmamışlar için böyle bir seçenek gelecek. Ben de sildim. Bende de vardı. Ben siz görüntüleyebilin diye onu sildim. Evet diyorum. Böyle bir arayüz açılıyor ve buradan create sekmesini seçtiğimizde biz bir tane TXT dosyası oluşturtuyor bize. Bunu masa üstüne kaydediyorum. Bu parametre kütüphanenizi de kendinize kişisel olarak oluşturabilirsiniz. Sonrasında kullanabileceğiniz birçok parametre olabilir. Şu anda mesela ben bir poz numarası parametresi oluşturacağım. Bu sizin devamlı rutinde olarak rutinde kullanabileceğiniz bir parametre olacaksa bunu mesela buraya kaydedip bu TXT dosyasının içerisine ulaşıp sürekli açmanızı olanak sağlayacak. Burada gruplar oluşturabiliyorsunuz. Bir tane grup oluşturuyorum. Buraya ben genel yazacağım. Dolayısıyla buraya isterseniz işte mekanik yazarsınız, elektrik, işte bütün ayrı ayrı parametreleri listeleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Tekrardan bir de parametre için bu genel grubun içerisinde bir de parametre oluşturuyorum. Buraya poz numarası yazacağım. Bu disiplin olarak common'ı seçeceğim ben. Dilerseniz ya çünkü bir TXT diye bir yazı sadece göstereceğim. Ama mesela bir güç olur, şunu göstereyim. Buradaki değerlerle ilgili bağlantılı bir sonuç almak istiyorsanız bunlardan birini seçmeniz gerekebilir. Veya işte bir diye bir gösterim yapabilirsiniz vesaire. Ben şu anda bir yazı göstereceğim için TXT dosyası olarak kalmasını istiyorum. Okey diyorum. Bunu da okey diyorum. Ve burada ilk tıkladığımda selektlediğimde açılan yerde artık görüntülenebiliyor. Bunu da okey dedikten sonra diğer ayarlarımıza geçiyorum. Burada hangisinin altına girebileceğini ayarlayabiliyoruz. Şurada TXT kısmı var. Onun altına gelmesini istediğim için bunu seçiyorum. Burada type ve instance seçenekleri var. Type ve instance seçenekleri şöyle. Eğer bir family'niz var ve type'ları varsa type seçeneğini seçerseniz seçmiş olduğunuz bir type'in içerisine bunu eklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla planlarınızda aynı type'tan iki tane koyduğunuzda ikisinde de aynı parametrenin değeri olacak. Biz böyle olmasını istemiyoruz. Biz yan yana 5 tane de ekipman koysak, 5 ekipmana da ayrı ayrı numara vermek istediğimiz için bunu instance seçeneğini seçiyoruz ve her type'ımıza ayrı ayrı parametresini not almak istiyoruz. Okey diyorum. Burada poz numarasına geliyor. Buna da okey dedim. Ve elektrik family'imi dosyama yüklüyorum. Yükledim. Elektrik family'imi tıkladığımda artık burada text olarak poz numarasını görmüş oluyorum. Buraya bir pozlandırma yapalım. 001 diyeyim. Tamamen rastgele bir şey yazıyorum. 2 diyelim. 3 diyelim. Buna da 4 diyelim. Tamamdır. Şu anda görüntüleyemiyoruz. Çünkü etiket feminizin içerisindeki label'ımızı ona eklemedik. Şimdi tekrardan etiket feminizi tıklıyoruz. Ve etiket feminizin içerisine giriyoruz. Label'ımızı tıkladıktan sonra edit diyoruz. Ve burada poz numaramızı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi poz numaramız buraya kendisi otomatik olarak listelenmedi. Yeni oluşturduğumuz bir parametre olduğu için aynı zamanda burayı da tanımlamamız gerekiyor. Buradan add parametre seçeneğini tıklıyoruz. Zaten bize sadece shared parametre seçtiriyor. Selektiyoruz ve oluşturduğumuz poz numarası parametresini burada da görüntülüyoruz. Bunu da okey diyorum. Okey dedim ve burada artık listelendi. İşaret alıyorum. Tekrardan şurayı seçtiğimde yine onu da altına gelmesini istediğim için bu seçeneği seçiyorum. Okey diyorum. Ve artık poz numarası da eklem. Şimdi tekrardan dosyama yüklüyorum.
Görmüş olduğunuz gibi poz numaralarım da artık etiketlerinde görüntülenebilir hale geldi. Bir başka bir gösterim yapabileceğimiz şey de tagin içerisine bir formülasyon yazdırabiliyoruz. Örnek verecek olursak buradaki duvar kapı etiketimizin içerisine girip bir formül yazdırıp burada bir hesaplama etiketi oluşturacağız ve orada göstereceğiz. Tekrardan Edit Family diyorum. Alt kısımdaki label'da görmesini istediğim için buraya tıklıyorum. Edit diyorum. Burada bir FX butonu var. Bu FX butonuna tıkladığımda bana bir hesaplama yapabileceğim bir araç açıyor. Ben buraya kapı alanını hesaplamak istediğim için onu yazıyorum. Ya burada tabii kapı alanı biraz şey kalıyor ama siz istediğiniz şeyi feminin üzerinde olmayan bir değeri de hesaplayarak bu şekilde bulabilirsiniz. Kapı alanını tıklıyorum. Fakat buradan tabii alan olduğu için alanı seçiyorum. Formül kısmından da şurada 3 nokta var. Burada bize bütün parametreler listeliyor. Bu parametrelerden hangisiyle nasıl işlem yapacağız? Hangisini kullanabiliriz? Hangisiyle formüle edebiliriz gibi buradan tıklayarak ekleyebiliyorsunuz buraya. Şimdi ben bir yükseklik kullanacağım. Klavyeden çarpı tuşuna basıyorum. Bir de genişlik kullanacağım. Okey dediğimde artık buraya kapı alanı parametresi oluşturdu. Ve tekrar alt alta gelmesi için bunu seçtim. Okey diyorum. Ve bunu dosyama ekliyorum. Ekledim. Gördüğünüz gibi artık burada ben alt kapı alanlarımı da görmeye başladım. Şu anda benim kapının üzerinde böyle bir şey yok. Tabii alanını görüntüleyebileceğim bir değer yok vesaire. Tamamen formülasyonla etikette gösterebildiğim bir şey oldu. Yani dilerseniz tabii ki kapının üzerinde de bunu görüntülemek istiyorsanız oraya da bir shared parametre oluşturup ekleyebilir. Sonra taginizin içerisine girip o shared parametreyle de onu görüntüleyebilirsiniz. Erman Bey, bir araya girmek istiyorum. Sanırım bu formülasyonları aslında calculated parametre dediğimiz sürenin içerisinde yapılan bu calculation'ları biz örneğin kanal kilit alanını belirlerken veya birim fiyat sonrasında ise birim fiyatı kullandığımız poz numaraları total fiyatı belirlerken gibi seçeneklerde de kullanabiliyoruz. Bu anlamda bizim için aslında çok kullanışlı bir parametre oluyor. Veya bunları metraj listesi Revit'te oluşturduğumuzda her bir elemana birim fiyat diye bir shared parametre oluşturup birim fiyatları girdiğimizde daha sonra örneğin kanal için metre fiyatını girdikten sonra kanal uzunluğuyla metre fiyatı parametresini çarp diye yeni bir fiyat parametresi oluşturduğumuzda sanırım bize doğru değerleri zaten veriyordur. Bu anlamda bizim çok kullandığımız aslında bir parametre bunlar. Bu formülasyon parametreleri, calculated parametre dediğimiz parametreler. Bunu kapı alanı için basit bir örnekle gösterdik. Süremiz kısıtlı olduğu için. Ancak bunu çok çeşitli anlamlarda da kullanabiliyoruz. Bu şekilde de oluşturduğumuz başka parametreleri de yeni oluşturduğunuz bir başka parametrenin içerisinde bir formülasyonla tabii ki gösterebiliyorsunuz. Bunu da eklemek istedim. Teşekkür ederiz Bursa Hanım. Kesinlikle. Yani zaten shared parametre en popüler kullanılan parametre seçeneği. Ya ben biraz önce mesela bir family parametre de oluşturabilirdim. Fakat halihazırda bir shared parametre kütüphanesi oluştukça, siz yaptıkça, oluştukça her seferinde yeni bir family'ye bir parametre eklerken family parametre olarak eklemek yerine shared parametrenizde bunu biriktirirseniz hani her kullanımınızda tıklayarak direkt içine adapte etmiş olursunuz. Böylelikle hem adam saatinizden de biraz tasarruf olur. Daha feasible çalışır yani. Bursa Hanım, uygulama kısmımız genel olarak böyle. Sözü size bırakayım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım katılımcılar için de faydalı olmuştur. Bunun dışında size şuradan bahsedeyim. Bu webinarı da bundan önce yapılmış olan tüm webinarlarımızda bizim ProTalTar web sitemiz üzerinden veya YouTube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kare kodu okutarak siteye giriş yapabilirsiniz. Sitede çok fazla etkinlik ve duyurularla ilgili kısımlar var. Hızlıca bir sitenin arayüzünü inceleyecek olursak dolu bir site biraz. Burada yazılım ürünlerimiz ve ürünlerin içerisindeki bilgiler, bu yazılımın ne amaçla kullanıldığı veya daha çok kimler tarafından kullanıldığı aslında yapabilirlikleriyle alakalı bilgiler var.
veya eğitim teknik destek ve danışmanlık hizmetleri almak isterseniz bununla ilgili de yine broşürlerimiz var. Kaç saat sürüyor, ne kadarlık bir eğitim içeriği var, içerikte neler var gibi özellikler. Yine soru bölümünden yazabilirsiniz bu gibi sorularınızı. Bunun dışında dediğim gibi tekrardan etkinlikler ve duyurular kısmımız ve e-learning sayfamız var. Bazı spesifik konularda uygun maliyetlerle e-learning satın alabilirsiniz. Uzman arkadaşlarımızın oluşturmuş olduğu kısa içerikler var. Burada sizin ilginizi çeken içerikler varsa yine buraya da ağırlık verebilirsiniz e-learning ile. Bunun dışında kütüphanemiz mevcut. Buradan da yine tüm yazılımlarımızı inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi her salı günleri webinarımız oluyor. Her hafta salı günleri webinarlarımız oluyor çeşitli konularda. Etkinlik sayfamızdan veya LinkedIn üzerinden, bizlerin hesaplarından veya Prota Altar'ın LinkedIn sayfasından da etkinlikleri güncel olarak inceleyebilirsiniz. Burada ürünlerin yeni çıkan özellikleriyle alakalı da çeşitli bilgiler veriyoruz aslında. Bu anlamda çok faydalı olabiliyor. Bunun dışında bu tarz kısa konular yapabiliyoruz. O zaman dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Thank you.